Teknopat'tan herkese merhaba, ben Emin Çıtak. Bugün Oppo Reno 4 Lite'i inceliyoruz. Telefonu ilk kez elime aldığımda, ki bu kutu açılışında da söylediğim bir şey, son derece hafif ve şık bir telefon var. Plastik kasa, plastik arka yüzey ve plastik çerçevelere sahip. Ön tarafında da Corning Gorilla Glass 3 koruması var. Arka tarafına baktığımızda beyaz renk var şu an elimizde ve gradyal geçişleri net bir şekilde görebiliyoruz. Hatta siz de kamerada onların yansıdığını görebilirsiniz biraz dikkat ederseniz. Bunun dışında kamera düzeni oldukça güzel. Tasarımı gerçekten güzel düşünülmüş ve elde son derece zarif duran bir akıllı telefon Reno 4 Lite. Ve sadece 164 gram ağırlığında biraz da hafif hissiyatlı bir telefon istiyorsanız Reno 4 Lite şu anda alınabilecek en iyi modellerden biri. Ekran 6.43 inç ve AMOLED panel teknolojisine sahip. Bu oldukça önemli çünkü ekranın kontrast değerleri açısından ve ekrandaki görüntü kalitesi açısından Reno 4 Lite gerçekten bekleneni veren bir telefon. Segmentini düşündüğümüzde, ki orta segmente yerleşmiş bir telefon, tavsiye edilen satış fiyatı 3599 Türk Lirası. Bu fiyat segmentine tabii ki belli artık beklentilerimiz var. İşte ekran üzerinden parmak izi okuma olsun, AMOLED panel teknolojisi olsun, bunun dışında kamera özellikleri iyi olsun, gece çekimlerinde başarılı olsun. Bu özellikleri biz artık 3000 ile 4000 TL arası segmentte arıyoruz ve Reno 4 Lite'ın hem performans, hem kamera, hem de diğer alanlarda ne kadar başarılı olduğuna bakacağız. Tabii ki ilk olarak performansla başlayacağız çünkü MediaTek işlemcisi olan bir akıllı telefon elimizdeki ve MediaTek tarafında kullanıcıların eğer aklında varsa soru işaretlerini gidermek gerekiyor. Bu son derece önemli. O zaman vakit kaybetmeden testimize geçelim çünkü bu telefonla bir 15 dakika kadar PUBG oynamamız gerekiyor. 15 dakikalık PUBG Mobile testinde aldığımız sonuçlara baktığımızda ortalama FPS'in 59, kararlılığın %95 olduğunu görüyoruz. Burada önemli bir hatırlatma da yapmak gerekiyor. PUBG Mobile farklı telefonlara farklı FPS kilitleriyle geliyor ve burada 30 FPS olması lazım bir kilit var. Ben bu FPS kilidini kaldırarak test yaptım. Eğer telefon alıp benim telefonum 30 FPS, senin telefonun 60 FPS diye soruyorsanız bunun nedeni sizin o yazılımsal kilidi kaldırmamış olmanızdır. Ben bu yazılımsal kilitleri telefonları daha iyi değerlendirebilmek ve aralarında kıyaslama yapabilmek için her zaman kaldırıyorum. Ve 95'lik kararlılık elbette orta segment bir telefon için son derece doğal, son derece kabul edilebilirken Variability Index üzerinde 1.99 FPS sonucunu aldık. Fiyat odağına baktığımızda son derece kararlı ve gerçekten yüksek performans verebilen bir akıllı telefon elimizdeki. Batarya değerlerine baktığımızda oyun oynarken 5 derecelik bir sıcaklık yükselmesi gördük ve 182 mAh'lik de güç çekildiğini gördük. Bunlar toplama vurduğunuzda son derece iyi değerler. Şimdi elimizdeki telefonun kalınlığı 7.4 mm. Oldukça ince bir telefon, hafif bir telefon. Fazla ısınması sizin o ısıyı anında hissetmeniz, hatta rahatsız olmanız anlamına gelecektir. MediaTek işlemci olunca da insanların kafasında böyle sorular olabiliyor. O yüzden buradaki ısı değişimini, bataryadaki ısı değişimini sizlere aktarmak son derece önemli. Bunun dışında 182 mAh'lik güç çekmesi de İşlemcinin verimi noktasında bize önemli ipuçları veriyor. 4000 mAh'lik bu batarya için oldukça iyi bir sonuç. Ve RAM kullanımına baktığımızda telefonun 855 MB ortalamayı tutturduğunu görüyoruz. Toplamda da 8 GB RAM'i var. 128 GB da dahili depolamayla geliyor Reno 4 Lite. Bunun dışında siz microSD kart kullanarak depolama alanını zaten arttırabiliyorsunuz. Sonuç olarak bir orta segment telefonda en çok merak edilen noktalardan birincisi performans, ikincisi kameradır. Bataryada zaten belli beklentilerimiz her telefonda olmak zorunda. Ama performans noktasında eğer bir soru işaretiniz varsa benim aldığım sonuçlarla, sizlere gösterdiğim sentetik test sonuçlarıyla da bu soru işaretleri giderilmiştir diye düşünüyorum. O zaman kameralara geçelim. Elimizdeki telefon dörtlü kamera kurulumuyla geliyor ve ana kameramız f1.7 diyaframlı 48 megapiksel çözünürlüğe sahip. Ultra geniş açılı kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğe sahip.
Elimizde iki tane çekim kamerası var. Diğer iki kamera ne işe yarıyor diye sorarsanız aslında ikisi de 2 megapiksellik derinlik algılayabilen yardımcı kameralar. Ama bunlardan biri mesafe ölçümlerini yaparken diğeri de portre modunda kullanabileceğiniz bazı özel ayarları açıyor. Ana kamera düzgün ışık koşullarında yani gün ışığında gayet iyi iş çıkartıyor. HDR ayarlama noktasında başarılı ve Oppo'nun bana göre kamera vizyonunu çok iyi yansıtan bir akıllı telefon. Ultra geniş açılı kameraya geçtiğimizde yine gayet şık, gayet iyi görüntüler çekildiğini görüyoruz. Yine burada gün ışığı hatırlatması yapmak istiyorum. Reno 4 Lite'ın ana kamerası da, ultra geniş açılı kamerası da gün ışığında size gerçekten hem sosyal medya için hem de anılarınız için son derece güzel fotoğraflar sağlıyor. İki tane yardımcı kameramız olduğunu söylemiştik. İkisi de farklı işlere yarıyor ama ikisi de derinlik hesaplamaları yapıyor. Burada portre modunda karşımıza çıkıyor. Hem bokeh efekti olarak çok iyi fotoğraflar elde ediyorsunuz hem de farklı filtreler uygulayabiliyorsunuz. Mesela ben Ali'nin fotoğrafını çektim. Arkadaki kütüphane ve çevre tamamen siyah beyazken Ali renkliydi. Yine farklı farklı modlar uygulayabiliyorsunuz. Özellikle sosyal medya için güzel fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Böylece farklı uygulamalarla ve farklı filtrelerle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Deklanşöre bastığınızda elinizde zaten çok güzel bir fotoğraf oluyor. Video çekim özellikleri de gerçekten fena değil. 4K, 1080p ve 720p çekim imkanı var ama 30 FPS ile sınırlıyız. Eğer Oppo'nun dijital sabitlemesinden yararlanmak istiyorsanız da Ultra Steady seçeneğiniz var. Böylece sarsılması çok az, daha aksiyonlu sahneleri kolayca çekebiliyorsunuz. Ultra Steady Oppo'nun bütün telefonlarında bence çok iyi çalışıyor. Hatta bazı telefonlarında bunun farklı farklı versiyonlarını da görebiliyoruz. Sensör alanından biraz kısılıyor ve ortaya çıkan görüntü de sarsılmanın önüne geçiliyor. Ki zaten siz de karşılaştırmalı örneği şu anda görüyorsunuz. Selfie tarafına geçtiğimizde burada da iki kamera var. Bu gerçekten ilginç ve orta segmentte çok fazla görmediğimiz bir özellik. 24 megapiksellik selfie kameramızın yanında 2 megapiksellik derinlik algılayabilen yardımcı kameramız var. Bu da tabii ki ne işe yarıyor? Hem az önce bahsettiğim o portre efektlerini yapmanıza hem de çok daha iyi bokeh efekti verebilmenizi sağlıyor. Ön kameranın önemi bana göre orta segmentte daha mühim. Çünkü genellikle gençler bu telefonları tercih ediyor ve sosyal medyada aktif olan insanlar bu telefonları kullanıyor. Genellikle sosyal medyada özellikle hikaye paylaşımı gibi, sosyal medya attığınız fotoğraflar ve videolar gibi birçok şeyi ön kamerada hallediyoruz. O yüzden bir akıllı telefonun ön kamerası en az arka kamerası kadar önemli ve orta segmentte bu tarzda yatırımlar yapan firmaların uzun vadede çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi elimizdekileri toparlarsak, Reno 4 Lite'ın tasarımı son derece şık, malzeme kalitesi açısından plastik kullanıyor ve Corning Gorilla Glass 3 koruma camıyla geliyor. AMOLED bir ekranımız var ve bu AMOLED ekran son derece güzel görüntüler veriyor. Performans tarafında gayet iyi sonuçlar alıyoruz. Hem sentetik sonuçlarda orta segmentin ve işlemcisinin kendi sonuçlarını yansıtıyor hem de oyun oynarken bunun gerçek performansı olan etkisini de net bir şekilde görebiliyoruz. Bahsedebileceğimiz çok farklı özellikler yine var. Ekran üzerinden parmak izi okuma, bunun dışında 3.5 mm jack girişi ki Oppo Reno 4 serisinin bütün telefonlarında 3.5 mm jack girişi bulunuyor. Açıkçası eğer orta segmentte kamera özellikleriyle, performansıyla ön plana çıkan bir telefon satın almak istiyorsanız Reno 4 Lite benim önerebileceğim güzel modellerden biri olmuş. Zarif bir telefon her şeyden önce ve bu zarifliğini özelliklerine de yansıtıyor. Reno 4 serisindeki diğer telefonlarla olan farklarına da baktığımızda aslında onlardan çok da eksik kalmadığını görüyoruz. Bu videomuzda sizlere Oppo Reno 4 Lite'ı anlattım. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.